Ayağa kalkmak da var, kalkamamak da var. Ben bu cesareti gösterebiliyorsam, senin bu cesaretten korkman lazım zaten. Senin bu cesaretten korkman lazım zaten. 1,5 ay sonra şu anda görmüş olduğunuzdan çok daha farklı bir adam olmuş. İnanmak en büyük güç. Kaybedebilirim de kaybedersem de. O kadar. Niye oturulup konuşulur ama ben reynlerle yüz yüze gelemem şu saatten sonra. Yani inandım ve kazanmak istiyorum sadece. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak, kanalıma hoş geldiniz. Operasyon'un yeni bölümünden merhaba. Bu hafta sosyal medyanın gündemi... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben buraya oturdum, ışıklar kurdum da ne çekiyorsun? Kanka gel 2 dakika dedi. Kanka dedi 2 dakika gel dedi. Bize gel dedi, çay içeceğiz dedi. Bir dakika. Kanka çay ver bari Batu. Evet. Operasyon diye bir seri yapıyorum. Ulan Allah'tan bizim apartmanda oturuyorsun ya. 2 dakika indir dedi, adam YouTube videosu çekiyor. Önemli bunlar. Sosyal medyanın bu hafta 2 günden beri en çok konuşulan konusunu biliyorsun. Evet. İnsanlar derin bir şekilde senin Rain Man'den dayak yiyeceğini düşünüyor. Niye Rain Man'e meydan okudun? Şimdi ben açıkça söyleyeyim sana. Evet. Ben Rain Man'in zaten bütün storylerini izleyen bir adamım. Evet. Bu adam bu kadar kuvvet gösterisi, işte güç gösterisi yapıyor. Benim de hoşuma gitti. Dedim ki bir spor yapıp dövüşmek istiyorum dedim. Kendimi denemek istiyorum Rain Man'e karşı. Çünkü hani egoist bir insan değilim ama kendimi denemek istedim. Sadece beni dövebilir mi, yoksa ben kendi kondisyonumu işte ayarlayabilir miyim ya da 3-4 ayda onun kadar yetişebilir miyim? İşte hırs değil de inanç her şeyden önce mi gelir falan, bunları denemek istedim açıkçası. Sadece dedim ki Rain Man'le dövüşmek istiyorum dedim ama dostça dedim ben. Sonra bir canlı yayınında katıldım canlı yayınına ben. Bana dedi bugün ki... Bugün gerçekleşti herhalde hocam. Dün gerçekleşen canlı yayında bana dedi ki o dostça olaylarını bırakalım, kinimiz nefretimizi birbirimize karşı kusalım dedi. Kin nefret var mı hocam? Bende yoktu açıkça söyleyeyim sana. Ama Rain Man'in kafasında şöyle bir düşünce varmış. Bütün YouTuber'lar birbirleri hakkında arkasından konuşup atıyorlarmış. Benim açıkçası arkasından, yani yüzüne söylemeyeceğim bir şeyi kimsenin arkasından konuşmam. Ki konuşuyorsam da ben şu anda zaten yeter kadar kıl oldum. Konuşuyorum bu saatten sonra. Yani bir kin gütmeden orada dövüşeceğim. Ne bileyim, siz isterseniz prim olarak algılayın, isterseniz video çekme ya da izlenme olarak algılayın. Benim oradaki tek amacım kendimi denemek. Yensem de yenilsem de ben bu işten zevk alacağım. Zevk almak için yapacağım bunu. Ha, bu bir herkes birbiriyle dövüşsün olayı değil. Bu şimdi bir peki... spor. Ve ben bu sporu tatlı bir hale getirmek istiyorum. Spor olarak çok güzel. Eğitimini alacaksın zaten sen. Tabii canım. Tamam, şu anda yani size söz veriyorum. Film falan var. 1,5 ay sonra şu anda görmüş olduğunuzdan çok daha farklı bir adam olmuş olacağım. Fit anlamında herhalde. Fit anlamında öyle. Kondisyon anlamında da yarından itibaren başlayacağım. Çünkü çok fazla hızlı ilerledi olaylar. Ama tarih olarak ne zaman dövüşeceğimiz... Bir herkes birbirine meydan okudu. Evet. Şimdi kimler eşleşti? Şimdi benle Rain Man. Ya gülme oğlum, niye gülüyorsun? Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ya şimdi Rain Man güçlü. İşin ciddi kısmını söyleyeyim. Rain Man gerçekten güçlü. Ben buna zaten hani ya güçlü değil, ben bir yumruk atayım. Bu işin goy goy tarafı. Ama işin ciddi tarafı şu. Benim boyum kısa olabilir. Gerçekten hız ve inanç ve bilinçli dövüşmek bana kazan, yani win'i getireceğini düşünüyorum, anladın mı? Win. Win kanka, gerçekten. Benim ben amacım, benim amacım win to win. Her zaman kazanmayacağım bir şeye girişmek istemiyorum. Ha, bu kadar büyük konuşuyorum, kaybedebilirim de, kaybedersem de bu kadar. Ya Rain Man'in seni ama, kaybetmen hiçbir şey şaşırtmaz insanları. Ya şaşırtmayabilir ama ben insanları şaşırtmayı seven bir adamım. Tamam, çok hayatımda ilk defa belki de çoğu büyük şeye adım attım, riske girdim. Bazen kaybettim, bazen kazandım ama kazanmaktan çok keyif alan bir adamım. Eğer bunu da kazanırsam ciddi anlamda ruhumu motive edeceğim. Keyif alacağım bundan, anladın mı? Çok büyük keyif alacağım hem de. Peki ne gibi bir hazırlık yapacaksın? Normal şartlarda ben şey demiştim, işte iyi bir hoca varsa bana yazsın çalışalım demiştim. Ama yazan hocalardan gerçekten dünya şampiyonları falan da yazdı, şampiyonu falan da yazdı. Benim kendi amcam da karateci ama boks alanında yetiştiremem, kondisyon anlamında yetiştiririm seni dedi. Ben bunları bir kenara bırakıp gerçekten ciddi anlamda disiplinle çalıştırabilecek bir hocayla çalışacağım. Onu da yarın itibariyle görüşmelerimi yapacağım. Yani gerçekten düzgün, disiplinli ve beni oraya çıktığımda bilinçli dövüştürebilecek bir hocayla çalışmak istiyorum. Peki demin yarım kaldı. Sen Rain Man. Evet. Bir yere eşleştirdim. Ben Rain Man. Enes Batur Belkcan'la atışıyorlardı. Olur, onlar ilginç, muhtemelen ne olacak? Zaten en büyük olay onlarınki. Onlar birbiriyle tartışmalı biliyorsun. Evet. Ya normalde Enes'in Rain Man'le dövüşmesi lazımdı ama ben bunu bir spor olarak ve keyif almak istediğim için. Ama bir kin girdi olaya. Ama şey var şimdi bak. Gerçekten. Objektif bakmak. Ben bir şey söyleyeyim mi?
İlk başta şunu düşünüyordum. Ya giderim 2-3 ay bir spor salonunda bir hocayla birebir face to face çalışırım. Anladın mı? Yüz yüze çalışırım. Ciddiye bindim yani. Ama iş gerçekten çok ciddiye bindi. Çünkü adam birden şey demeye başladı. Yani ben kinimi kusmak istiyorum orada. Ve bana sürekli şey story atıyor yani çalıştığına dair. İşte ne bileyim. Yani bilmiyorum çok bekleyeceksin o günü. Ayağa kalkabilecek misin? Emin misin? Tarzında storyler atıyor. Yani ayağa kalkmak da var, kalkamamak da var. Ben bu cesareti gösterebiliyorsam senin bu cesaretten korkman lazım zaten. Yani sen kendi 1.90 boyunla benim 1.69 boyumda birinin sana bu kadar cesaretle yaklaşıyor olması zaten seni ciddi anlamda korkutması lazım. Ciddi anlamda. Çünkü ben Allah'a şükürler olsun bu zamana kadar teke tekte yani sokak dövüşünü kimseye tasvip etmiyorum ama teke tekte dayak yemedim. Allah'a şükürler olsun. Ama 3-4 kişiden dayak yedim ben zamanda kalkıp şey demedim ya. Yani, nasıl dövdüler beni deyip kaçmadım yani. Şimdi hakem olacak değil mi maç? Evet, tabii. Bildiğin boks, resmi bir dövüş. Boks mu yapılacak? Sokak evet. Yani kuralsız yok, dövüş. Kurallı dövüş. Resmi. Ya boks gerçek, yok spor. Gerçekten spor olarak yani. Resmi ha, bir şekilde. Ama hangi dövüş sporu? Boks. 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 Güzel. Enes Berkcan başka? Enes Berkcan, Atakan Orkun. Atakan Orkun. Evet. Onun dışındaki listeyi tam olarak bilmiyorum şu anda. Yani onlar herkes birbirine meydan okudu ama şu anda benim bildiğim üçlü şu. Ya benim gördüğüm ama şu. Ben Rain Man kesin. Sen yani Rain Man. Videosu çekilmese bile kesin. Ben çünkü o hazı almak istiyorum yani. Keşke o gün beni dövse ben oradan yine haz alıp çıkacağım. Ama ben inanıyorum kendime yani. O gün yenebileceğimi düşünüyorum. Seni ilk defa bu kadar hırslı görüyorum. Ha, kanka ben şunu düşündüm. Dedim ki ya ben keyif alacağım. Dövsem de dövülsem de keyif alacağım dedim ama birden iş kin nefrete büründü. Ben de dedim ki orada bir kinimizi kusalım madem varsa. Şimdi senle Rain Man biraz böyle nasıl desem sokak çocuğu demeyeyim de siz böyle dövüşebilirsiniz. O imaj var sizde ama evet. Mesela Enes Batur'la Berkcan'da o hiç yok. Ama bunların çalıştığını ve disiplinli bir şekilde çalıştıktan sonra bunların görüntülerinin de yansıdığında yani kameralara, YouTube videolarına yansıdığında bu işin ciddiye bindiğini göreceksin. Tabii sizin çalışmalarınız çok büyük. Tabii ben burada. Zaten bu çalışma... Peki bu nerede yayınlanacak? Bu daha belli değil. Yani bir şey aslında yayınlanmayı yani, ben evet. Konuşmadım. Ben yayınlamak istemedik Reynan'la biz. Hı-hı. Sonra iş herkes ya işte ben de Berkcan'la yapayım, ben de işte ne bileyim Orkun'la yapayım tarzında muhabbetler dönünce Orkun direkt Atakan'a saldırdı falan. Evet gördüm onu. Zaten Enes yerinde duramıyor Berkcan'la kapışmak istiyor aslında falan. Aslında insanlar büyük ihtimal Enes Reynmen'i isterdi. Enes Reynmen biraz zorlu olurdu bence. Yani bence hiç zorlu olmazdı ama. Yani zorlu derken? İzlerken zorlanabilirdik onu. Ya şimdi ben açıkçası Enes'le Reynmen kapışsa da Enes'i desteklerdim. Ama Reynmen'i kişilik olarak ben seviyordum. Hadi seviyorum. Bilmiyorum. Yarın öbür gün dostluğum devam eder mi? Onu hiç bilmiyorum ama ben kin gütmeyen bir adamım. Şu anda bana kin güdülüyorsa da ben o kini atarım adama. Ağzından az çöpten çok gider diyorsun. Allah'a şükürler olsun hızlıyız. Kazanacağız. Ben bunu söylüyorum. Arkadaşlar sloganım da şu. İnanmak en büyük güçtür. Ben kaybedeceğimi düşünmüyorum. Allah'ıma şükürler olsun. İnşallah inanacağım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bak insanlar merak eder bunu. Bu yayınlanacaksa nerede yayınlanacak? Bir şey konuşuldu mu? Şu anda bunlar konuşulmadı. Konuşulduğu zaman her yerde ama zaten... Ama kesin bir yayın yapılacak kesin mı? Kesin yapılabilir. Bilmiyorum tam olarak. Peki bir yerde yapılacak bu. Bilet falan evet, verilecek. Bilmiyorum. Onları bilmiyorum kanka. Bir oturulup konuşulur ama ben de yayınlarla yüz yüze gelemem şu saatten sonra. O kadar. Ya canlı yayınında bana adam şey dedi lan. Bildiğin açık açık. Yani varsa kayıtları ya da birisi yüz geçmişte varmıştı. Bir şey yaşadınız mı? Yani hani böyle şuradan kimden... Ha, daha önce da... tartışmışlığımız olmuştu. İşte böyle bir aramızda bir küfürleşme oldu. Ha, tamam. O zaman tartışma oldu ama oradan bu yana kin taşıyacağını zannetmiyorum. Çünkü biz hep iyi geçiniriz yani. Anladın yani mı? Benim bildiğim Yusuf'la bir sorunun hiçbir zaman olmadı senin. Ama olmuş demek. Ya demek ki arkasından salladığımı düşünmüş. Ya da senin birisi peki... ona salladığımı düşünmüş. Şu an onu merak ettim. Aslında ilk sorum da buna yakındı da. Sen ilk ne oldu da... Ben bu adamı bir meydan okuyayım. Bu Logan'ların olayı yüzünden mi? Yok. Logan Paul olaylarından önce zaten YouTuber'lar bir boks yaptı Türkiye'de. Tamam, Rain Man. Çok fazla konuşulmayan bir olaylar ama. Yaptı. Yani o olaylar falan. Benim amacım şuydu kanka. Hani YouTube'a yeni bir şenlik gelsin falan değil. Gerçekten bak içimden söylüyorum bunu. Kendimi denemek istedim yani. Ve kendime böyle bir disiplin etmek istedim. Bu da benim için bir bahane olacaktı. Ama iş ciddiye bindiği için ben de hırs değil, inanç yaptım. Buna cesaret gösterip inanç yaptım. Yani inandım ve kazanmak istiyorum sadece. Ben Fatih'in kazanacağını düşünüyorum. Ciddi misin? Ciddi düşünüyorum. Seviyorum seni. Neden düşünüyorum söyleyeyim. Yani. Peki Rainman'in yanına gittiğinde de bu lafı söylersen? Hayır bak şöyle. Rainman güçlü bir çocuk. Burada evet. Şimdi yalancılık yapmaya gerek yok. Ben açıkça söyleyeyim. Hani burada Rainman, taktiklerimi açıklamak Rainman istemiyorum ama. Rainman muhtemelen yarım yumrukla şişli etfale yatırır yani. Seni mi? Evet. Omzumda ama çıkıyor. O yumruğu yemediğin zaman? İşte sen oradan zayıfsın mesela. Ben hızlı hareket edemem ama sen hızlı hareket edersin. İşte o yumruğu yememek önemli olan. İşte orada sen biraz avantajlısın benim yüzümden. Bir de kanka bir şey var. Pes etmezsen, direnirsen
O maçı kazanırsın. O maçı değil, hayattaki her şeyi kazanırsın. Ama olay aşırı ciddi. Şimdi şöyle düşün. Şuraya oturana kadar bu kadar ciddi alındığını düşünmüyorum. Bir hastalığın var, tamam mı? Allah korusun, kimsenin başına vermesin. Kanser mesela. Pes etmeyeceksin, tabii, anladın mı? Pes edemezsin, anladın mı? Pes etmemelisin. Kanseri yenmek için inanman gerekiyor değil mi? Ben inanıyorum ve artık kanseri yeneceğim diye. Sen peki Rain Man'i yeneceğine inanıyorsun. İnanıyorum kanka. Rain Man'i yeneceğine inanıyorum. Diyorsun. Ciddi anlamda inanıyorum. Ve benimle beraber de Fatih sana inanıyoruz demesini istediğim çok insan arıyorum. Tamam, hashtag sana Fatih'e inanıyoruz. Ya onu yapmana gerek yok. Sadece bana şu enerjiyi yollamanızı istiyorum. Fatih sana inanıyoruz. Bunu deyin yeter bana. Ben sadece bu enerjiyle yürümek istiyorum. Bu kadar. Tamam, böyle bir video olsun o zaman. Tamam. Ama ben şeyin sözünü istiyorum senden. Çalışma sürecinde geleceğim. Tamam, gel abi. Orada da bir video çekeceğim. Tamam, hatta Rain Man'le de çek bir tane video. Tamam, onun da tepkilerini al. Ben şimdi burada çok böyle atıfta bulunmuş olabilirim. Belki adam başka bir şey konuşacak. Ben onun hakkında kötü konuşuyor olabilirim şu anda, bilmiyorum. Ama ben açıkça söylüyorum. Tekrardan, özetle çok fazla konuştum. Bana canlı yayınında biz birbirimizden arkasından atıp tutuyoruz. Ben o sahada kinimi, nefretimi kusmak istiyorum dediği için ben hırs değil, inanç yaptım ve cesaret gösterip onu yenmek istiyorum sadece. Öncesinde sadece kendimi denemek istiyordum. Şimdi sadece yenmek istiyorum. Bak, sadece yenmek. Bu kadar. Just win. Böyle bir şey yok. Bak, sadece bunu istiyorum. Sadece bunu istiyorum. Ben yürekten de çay içelim o zaman. Yani Yusuf'a git. Ya yani Yusuf kabul ederse bu arada. Ben Yusuf'la hiç video çekmedim. Belki de kabul etmez adam. Bu kadar hırslandı mı acaba o da, yani onu merak bilmiyorum. Ama her akşam story atıyor, ben görüyorum. Ya yani bana story'den attı işte o muhabbetten sonra. Ve yanlış bilmiyorsam Shredded Brothers da. Yemekleri, yemeleri, içmeleri falan onun hep düzenli. Yarın ben başlıyor kafam, ama tekrar. Ama yarından itibaren inşallah disiplinli bir şekilde toplamda 5 ayda 6 ayda kendimi toparlayıp bir kondisyona sahip olacağımı düşünüyorum. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Kendim bu süreci yok. Elimden geldiğince bu ve buna benzer videolarla size aktarmaya çalışacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Fenomenlerin boks mücadelesinden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.